Emine dur, sakin ol. Nasıl yani? Emine ne olur ağlama. Ay ne olur ağlayacağım Ömer, devam ne yapayım? Tutamıyorum kendim, dayanamıyorum ya. Ne oldu Gönül Hanım? Ya Emineciğim bir şeyin bitti yok. Bir sakin ol sen, bir çay koy bize. Sonra ben sana anlatacağım hadi. Bitmedi mi? Dur dur, sen bir çay koy bize hadi. Eyvah. İyi misin Meltemciğim? Değilim gönlüm. Hiç iyi değilim hem de. Ya şimdi işler daha da karıştı. Tam Arap saçına döndü. Tamam sen bir sakin ol biz. Bir çözüm bulacağız. Bir çözüm bulacağız. Amanin! Haluk Bey hoş geldiniz. Ne oldu? Ne oldu şimdi? Bitmedi mi? Bitmedi değil mi? Allah'ım yarabbim duaların kabul oldu. Bitmedi yarabbim. Bitmedi. Merhaba Emine. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Geçin. Geçin şöyle, geçin, geçin, geçin. Geçin. Hah, evimizin... Ay, mendil düştü. Evimizin direği. Niye ağlıyorsun ki? Ya sevinç gözyaşları döküyorum. Haluk Bey, şimdi Hüseyin olsaydı burada timsah yürüyüşü yapardık beraber. Ben bir üstümü değiştireyim, bir elimi tabii, yüzümü tabii. Yıkayayım. Şöyle tabii. Bir rahatlayayım, daraldım. Geçin şöyle, geçin, geçin ben size. Yastık da koyayım arkanıza. Geçin, 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 gelin böyle. Kumandanın baş sahibi, yastıklarımızın düşmanı gelmiş. Hoş gelmiş, hoş gelmiş. Tamam, tamam, abartma, abartma. Şöyle rahat rahat oturun. Üşümeyin de. Ya ben de bir böyle bir terasa çıkayım, böyle bir hava alayım, böyle bir şey oldum. Haluk Bey üşütmeyin orada. Ver montumu. Bey getirseydin. Tamam. Tamam. Çıkacak, hava alacak ya. Ne yapacak ki? Ay Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Seni elinden ayırmadın ya. Şükürler olsun sana. Hep dua ettim Allah. Hep dua ettim. Ne yapacağız sonra? Valla bilmiyorum Gönül. Bütün erkekler aynısınız. Evliliğinizde böyle en ufak bir çatlakta hemen gözünüzü dışarı çeviriyorsunuz. Ben çevirmem Gönül. Bana niye şey yapıyorsun? Ben çevirmem. Ya ben diğer insanlara benzemem. Benim bunlar nasıl bir şey yapabilirsin? Allah'ını seversen ya. Tamam keşke Haluk da sana biraz benzeseydi. Ne diyeyim? Bana lütfen sinirimi bozma. Ben öyle birisi değilim. Beni sen kapıdan kopsan yemin ediyorum bacağından içeri girerim ben. Ya beni öyle herkese karıştırma. Ben de yani benim gibi insanı sen zor bulursun. Biraz kıymetimi bil Gönül. Ne yapalım Tuna? Oturalım şimdi senin ne kadar iyi koca olduğunu mu konuşalım? Haluk'la Meltem'i bir kenara bırakalım yani. Allah aşkına Haluk deyip durma bana. Vallahi sinirim tepeme geliyor ya. Birden bir şey oluyorum Gönül. Yani ne yapacağımı şaşırıyorum. Bir tersim götürdüm tamam. Yani. Biliyoruz senin tersini. Elimize bir fırsat geçti şimdi. Bak Haluk bir hata yaptı. Ama şimdi ne yapıp ne edip Haluk'la Meltem'i bu evde yaşatmamız lazım. Tamam mı? Bana sinirim tepemde yani. Şeytan diyor git iki tane iyice vur kafasına ya. Alo abi. Ben hakikaten şey yapıyorum. Ya sakin olur musun Tuna? Neyse yani. Ben bir şey biliyorum sakin olmam gerekiyor ama sinirimi de tutamıyorum yani. Bir yandan böyle şey oluyorum Gönül yani. Ne yapalım? Ne yapalım? Kıralım, dökelim, bu evliliği de atalım mı çöpe? Onu mu demek istiyorsun? Ya, tabii demiyorum yani. Tamam yani ben elimden geleni yapacağım merak etme. Evet. Ne Haluk'u ne Meltem'i böyle sahipsiz başıboş ortalarda bırakmayacağız. Ya ben biraz sinirlendim ya ama kendimi tutamıyorum ama merak etme yani. Ya bir şekilde bu şeyi ya bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ben kendimi böyle şeyle yapacağım, telkin edeceğim yani. Böyle sinirlendiğim zaman tırnaklarımı böyle geçireceğim etime ki şey yapmayayım yani. Bir şekilde Haluk'u fabrika ayarlarına geri getireceğiz yani. Buyurun Haluk Bey buyurun. Buyurun buyurun. Siz hemen geçin. Geçin şöyle geçin. Ben size şey açayım, televizyon açayım. Emine tamam. Bir maç açayım ben size. Emine gerek yok, gerek yok. Abartma. Emine bak seni üzmek istemem ama ben öyle kesin dönüş falan yapmadım. Ya buradasınız ya işte Haluk Bey. Ne demek kesin dönüş yapmadım? Hayır, bu geçici süre böyle yani. Bir ay sonra boşanacağız. Değişen bir şey yok. Hatta ben şimdi gideyim. Hayır abi nereye gidiyorsun ya? Hayır gidemezsin abicim. Hakim ne dedi? Bir ay aynı evde yaşayacaksınız dedi. Olmaz önce otur lütfen. Ya hayır. Gidiyorum ben ya. Hayır gidemezsin abi. Lütfen oturuyor musun? Vallahi ben hakime arar haber veririm. Yani. Lütfen izin vermiyorum. Lütfen oturuyor musun lütfen yani? Ben hakime ne söyledi Gönül? Yani bir şey değil. Bir gerçekleri bilse herhalde böyle söylemezdi de. Hadi neyse. Ne diyorsun oğlum sen?
Ne diyorum ben? Sen bir şey dedin. Ne dedin? Ne dedim? Ne dedim yani? Sanki bilmiyor gibi. Sen ne demiş olabilirim ki ya? Neyi bilmiyor gibi? Hadi abi Allah aşkına lütfen ya. Lütfen. Lütfen sevgili Haluk. Haluk Beyciğim, siz açsınız da şimdi. Ben hemen bir şeyler hazırlayıp geliyorum size, tamam mı? Aa, sen hala gitmedin mi? Biraz sonra gideceğim. Ha, gidemezsin abiciğim. Nereye gidiyorsun ya? Gidemez. Niyeymiş o? Hakim dedi. Hakim dedi. Gidemezsin dedi. Öyle değil mi Gönül? Evet. Ben de duydum yani. Gidemezsin. Otur oturduğun yerde. Ben gideceğim biraz sonra. Hayır abiciğim gidemezsin. Ne yapalım yani? Yani bizim şey mi yapacaksın? Gidip şikayet mi ederim seni yani? Emniyete mi başvuralım? Şey savcılığa mı giderim yani bunun için? Ya biz yani ispiyon mu yapalım? Onu mu istiyorsun yani? Bir ay buradasınız. Hakim şeyi ya, koskoca sen yüce yargıdan daha mı büyüksün? Ha şimdi biz ne yapacağız yani? Bir ay boyunca nasıl yaş... Çok saçma oldu bu. Vallahi bir ay aynı evde yaşamak zorunda değiliz zaten. Ben kendime ev tuttum. Ben gider orada yaşarım. Sonra bir ay sonra da hakimi karşısına çıkarız. Deriz ki bir ay biz aynı evde yaşadık, anlaşamadık deriz. Git tabii. Ne işin var burada? Sevgilinle birlikte rahat rahat yaşa. Ay iyi olur zaten. Bence de yani sonuçta bütün düzen bozuldu. Ben biliyorsun ki evi satılığa da çıkardım. Her gün gelen giden var eve. Yalnız Meltemciğim bu süreçte evi satamazsın. Niye? Niyesi var mı işte hakimin dediğini duydun. Hakikaten çok saçma oldu bu ya. Vallahi. Yani bütün düzen bozuldu. Tam kendime yeni bir hayat kuruyorum, bir düzen kuruyorum derken. Merak etme yine kurarsın. Neyse ben gidiyorum. Gidemezsin abi. Oturduğun yere gidemezsin. Ne demek gidemezsin? Gidemezsin abi. Gidemezsin. Giderim. Hayır gidemezsin. Gidemezsin. Nasıl gidersin ya? Allah Allah. Sen adaletten daha mı kendini şey zannediyorsun? Ben adaleti hiç saydırtmam tamam mı? Senin adaleti çiğnemeye hakkın yok. Benim ölümü çiğnemen gerekir. Bak ölümü koydum. Ölümü çiğnersin. Bismillah ya Rabbi ya. Bence bir an önce gitsen iyi olur. Zaten benim de evde yapacak işlerim var. Pardon, benim söylediklerim pek anlaşılmadı galiba. Siz bir ay aynı evde yaşayacaksınız. Gönül, bunlar anlamıyorlar mı beni? Yani anlaşıldı. Ben de anlayamadım Tuna seni. Ben anlayamadım. Evet. Sen de mi anlasın? Neyi anlamadım yani? Hayır, ben bu kadar açık ve net konuşuyorum, her şeyi anlatıyorum yani. Bir ay sonra bunlar mahkemeye gidecekler. Tuna hakim çağıracak, bizi soracak. Ne diyeceğiz yani ona? Yalancı şahitlik mi yapacağız? Vallahi ben söylerim. Ben söylerim. Açık açık söylerim. Bunlar bir ay aynı evde yaşamadılar hakim beydir. Bunlar sizi aldattılar hakim beydir. Açık açık hepsi söylerim Gönül. Ben bu konularda çok hassasımdır. Biliyorsun beni yani. Abartma. Sana niye sorsun yani hakim? Yalnız doğru söylüyor Meltem. Biz mahkemeden çıkarken siz de şahitsiniz dedi bize. Evet dedi. Dedi özellikle benim göz göze geldik hakimle. Bana dedi siz de şahitsiniz dedi. Yani ben kusura bakmayın bunu yani asla şey yapmam yani. Yani ben adalet ne şey dediyse bana onu birebir yerine getiririm Gönül. Olmaz böyle şey yani. Ne olacak şimdi? Bir ay ikiniz aynı evde yaşayacaksınız. Ya bu kadar basit. Ya bunu anlamakta niye zorlanıyorsunuz siz? Siz ikiniz aynı evde yaşayacaksınız. Hani eskiden olduğu gibi. Yani tekrar belki yani o mutlu günlerinizi hatırlarsınız, yaşarsınız ya. Hakim söylüyor. Biz de Gönül'le sizi kontrol edeceğiz. Bakacağız falsonuz var mı yok mu? Allah adaleti yanıltmaya kalkarsanız. Yani onun söylediği şeyi başka türlü yapmaya kalkarsanız yemin ediyorum. Buraya yazıyorum Gönül. İkinizi beraber şikayet ederim. Vallahi adaleti yanıltmakta şikayet ederim. Yakarım ikinizi. Hapishanede çürürsünüz. Yalnız Tuna, ben şununla aynı evde bir ay kalamam. Aman, bir ay benimle aynı evde kalamazmış. Niye? Ben seni yer miyim? Ayrıca şu ne demek ya? Şununla aynı evde kalamam. Söylediğin şeye bak. Seni görmek istediğimi zannetmiyorum. Görmek istemezsen görmezsin. Ayrıca ben de burada bir ay kalmak istemiyorum seninle. İyi. İyi. Evet, sıcak sıcak. Böreklerimiz de geldi, çayımız da hazır. Ay sizi böyle mutlu görmek ne kadar güzel ya. Ne kadar güzel. Ziyafet hazırladım size. Buyurun. Ay Allah aşkına ne ziyafeti Emine ya. Ben bir su alayım. Ay ben getirseydim. Ben alırım. Oturuyorsun. Getir Emine, Emine getir buraya. Getir buraya.